Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü Yeditepe Üniversitesi'nde ilk kurulan bölümlerden bir tanesi. Aslında iki ayrı daldan oluşuyor. Elektrik daha çok işte elektrik devreleri, güç ve enerji sistemleri üzerinde çalışanlar için gerekli olan bir bölüm. Elektronikte ise daha çok mikroelektronik, işte kontrol, otomasyon, haberleşme, daha belki de daha sayıladığımız daha alt dallar da mevcut. Elektrik elektronik mühendislerimiz bizim bölümümüzden mezun olduktan sonra ilgisi olanlar akademide devam edebiliyorlar. Üniversitelerde, yurt içi, yurt dışındaki üniversitelerde. Diğerleri Ar-Ge şirketlerinde ürün tasarım konusunda çalışıyorlar. Otomasyonda olabilir, haberleşmede, savunma sanayinde çalışabiliyorlar. Yeditepe Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği'nde biz araştırma geliştirmeye çok önem veriyoruz. Özellikle araştırma laboratuvarlarımız çok fazlasıyla var. Bunlar neyle destekleniyor? Bunlar aslında yurt içi ve yurt dışından aldığımız birçok projeyle ve sanayiden aldığımız desteklerle ilerliyor. Bir projede yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle birlikte çalışarak takımlarda, farklı alanlarda ve bir proje geliştirme konusunda Ar-Ge çalışmalarında görev alarak kendinizi geliştirebiliyorsunuz. Bölümümüzde İngilizce eğitim yapıyoruz. Üniversitenin içinde çok farklı dillerden de tekrar ikinci bir dili, üçüncü bir dili alan öğrencilerimiz oluyor. Yeditepe Üniversitesi'nde araştırma geliştirme laboratuvarlarının dışında aslında bizim çok temelden çok da önem verdiğimiz ve hemen hemen her senede yenilediğimiz lisans laboratuvarlarımız var. İkinci ve üçüncü sınıflarda temel lisans derslerimiz olacak. Elektrik, elektronik mühendisliği. Ve bunları siz sadece teorik olarak derslerde gördüğünüz eğitimle değil, aynı zamanda pratik olarak da uygulayarak da pekiştirmiş olacaksınız. Son sınıfta bir bitirme tezi yapılıyor. Buna mühendislik projesi deniyor. Bu projelerde özellikle sanayiden veya başka kuruluşlardan veya başka üniversitelerden veya hastanelerden, farklı yerlerden gelen bir sürü probleme çözüm buluyoruz. Bölümümüzün Erasmus'la ilgili aslında bir sürü üniversiteyle de bağlantısı mevcut. İspanya, Almanya, Finlandiya'ya giden çok öğrencimiz oluyor. Birçok öğrenciyi de burada da ağırlıyoruz aslında Erasmus kapsamında. Bölümümüzde aslında önem verdiğimiz diğer bir husus da staj. Bu çok farklı şekilde olabiliyor. Tabii ki yurt dışına da gidenler oluyor ama yurt içinde olanlar için uzun dönem stajlarımız var. Böylelikle de aslında daha mezun olmadan bir sektörde görev almanın deneyimini de yaşayabiliyorsunuz. Akreditasyon gerçekten her bir bölüm için çok önemli. MÜDEK akreditasyonumuz mevcuttur. Bölümümüzde aslında sadece yurt içi değil, yurt dışından da gelen bölüm öğretim üyelerimiz daha da zenginleştirdik. Farklı ana dalların mutlaka her bir hocasının olmasını ve tam zamanlı olmasına gayret ediyoruz. Yan dal ve çift ana dal da bizim çok önem verdiğimiz bir konu. Sadece mühendislik içinde de değiliz. Eğitim fakültesiyle de, tam edebiyat fakültesiyle de birlikte yürüttüğümüz ve öğrencilerimizin en çok tercih ettikleri yan dal ve çift ana dal programlarını da yürütüyoruz. Şimdi elektrik elektronik mühendisliği gerçekten çok değerli bir mühendislik. Bölümümüzde aslında saydığımız birçok imkan var ama bunun en önemli kısmı bunları sizin en iyi şekilde değerlendirmeniz. Biz burada öğretim üyeleri, asistanlarımızla birlikte sizlere her zaman bu konuda önerik olacağız, destek olacağız. Yeter ki siz de bizlerle birlikte bu işte motive olarak çalışın.